Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Temmuz 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 3 maç seçtim. Bu maçlar hakkında tahminlerimi vereceğim. Ondan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ayın 12'sinde oynanan Alanya maçı, Adana Demir maçını vermiştim ikisine. Adana Demir maçı geldi. Adana Demir maçı da gerçekten zor geldi, yani öyle söyleyeyim. 3. golü Ümraniye atmıştı. Ümraniye attı, golü iptal oldu, penaltı kaçırdı. Derken zor bir maç geldi yani, öyle söyleyeyim ben size. Maçı da izledim, yani takip ettim ben bu maçı da. Alanya maçına kalmıştık. Alanya maçında da bazı arkadaşlar demiş ki iddiaya çalışıyorsun falan der. Ya iddia bizde niye çalışsın? İddia bizi ne yapsın arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Şurada yani 1000 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi falan izliyor bizi. İddia bizlerin yüzümüze bakmaz yani, öyle söyleyeyim. Yani bize gerek yok yani, iddiaya çalışmaya gerek yok. Ben hepinizin kazanmanızı isterim. Ben de kendim oynamışım. Yorumumu yapmışım, analizimi yapmışım. Ben Alanya takımına da hakim bir takımım. Bu maçta Antalya'nın kazanması için bir sebep yok yani. Ne ilk 4'e girmeye çalışıyor, ne kümeden oynamaya çalışıyor. Zaten ben o son oynadığı iki maçı da, Ziraat'te son iki tane maç oynadılar. Ona baktığınız zaman da Alanya Spor içeride dışarıda madara etti Antalya Spor'u. Rahat galibiyet aldı. En sonunda 4 tane attı. Ben yine dostluk takımı diyerekten, taraftarlar arasında bir kavga var fakat yönetim arasındaki sıkıntı yok diye biliyorum. Hatta öyle de şu anda öyle. Ben maçı Alanya'nın alacağını düşündüm. Fakat Alanya gerçekten maçta oynamadı. Artık Şampiyonlar Ligi'nden gideceği zaman gitme şansı vardı. 12 milyona yakın para alacaktı. Ondan çok para mı teklif ettiler, ne yaptılar? Gerçekten o kadar detayını bilmiyorum. Fakat Alanya çünkü Trabzon'dan sonra en çok şut çeken, isabetli şutu en fazla çeken takımlardan bir tanesi, ilk ikinci sırada. Bu maçta şut çekmedi ya. Resmen bilerek verdiler yani. Adeta onu söyleyeyim ben size. Gerçekten Papisi olsun, Junior olsun, Bakistas olsun hiç oynamadı. Ben maçta yani büyük şike döndüğünü söyleyeyim. Ben işte bir olay olsa bile yine Alanya'nın kazanacağını düşünüyordum. Çünkü ilk 4 için ilçe takımı zaten. O yüzden vereceğini düşünüyordum. Fakat ben de yattım. Bazı arkadaşlar ağır eleştiriler yapmış. Ben eyvallah, eleştirileri açayım. Bir sıkıntı yok. Ama yani iddiaya çalışıyor falan tarzı şey yapmaya gerek yok. Bugün içinde ben videosunu çekemedim. Katıl butonunda yazdım yani bu iki maça. İki maçını da göstereyim ben size. Trabzon maçını kazanır dedim. 10 saat önce atmıştım zaten gördüğünüz üzere. Trabzon maçının kazanacağını söyledim. Beşiktaş maçında 3.5-6 biteceğini söyledim. Yine iki maç verdim. İkili kombin yapıp değerlendirebilirsiniz dedim. Oran çok fazla yüksek değil. Beşiktaş'ın oran 1.50 falan da, Trabzon'un da 1.40 küsür. Yaklaşık 2 oran civarı bir oran verdim. Değerlendiren arkadaşlara tebrikler diliyorum. Gelecek gibi gözüküyor. Şu an Trabzon maçını ben yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçı da zor maç. İçeride dışarıda her iki takım da direniyor yani. Bir beraberlik 0-0'da bitme durumu var. Bu yüzden de bu iki maçı verdim. Bu iki maçta geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Alanya maçında da yani yapabileceğim bir şey yok yani. Ben de kaybettim. Siz de, çoğu arkadaş kaybetmiş ki bazı arkadaşlar da yorum atmış. Yani iddia bu. Ben kimseyi kafasına silah tuttum emindim ama gerçekten ciddi anlamda emindim. İkisinin de geleceğini düşünüyordum. Adana Demir zaten geldi. Alanya maçı da gerçekten, maç izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ben. Yoksa Alanya'nın kalite olarak da şu an Antalya'dan oldukça üstün. Ona da yapacak bir şey yok. Yani iddia bu. Bahis alıyoruz. Kaybetmek de var. Benim yine param gitti. Çoğu kişinin de parası gitmiş yani. Ya kötü yönlendirdiğim için ne diyeyim, özür dileyim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Özür dilesem de kimseye fayda etmeyecek. Ben sadece söylüyorum yani. Emindim yani. Bazı arkadaşlar çok emin konuşmuşsun falan dedi. Yani yapacak bir şey yok. Neyse, ilk maçımıza başlayalım 14 Temmuz için. İlk maçımız Chelsea maçı. İddia zaten oran vermemiş Chelsea'ye. Chelsea'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Bu maçtan zaten 1.08 gibi bir oranı var. Fakat alt üst yaparaktan veya handikap şeklinde ben bu maçın oranını arttırmayı düşünüyorum bu maçta. Çünkü Chelsea'nin 60 puanda, arkasından Leicester ve Manchester United hemen takip ediyor. Trabzonspor'da gol yedi 46 dakikada. Ama kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Chelsea'nin durumu şu an biraz sıkıntıda. Son maçında da mağlup oldu zaten. Son maçına baktığımız zaman 3-0'lık gibi bir mağlup oldu. Bu maçı da takip ettim. 2.5 üstü oynamış bu arkadaş zaten. Oradan yine kazandı. Ben de önerdim yani 2.5 üstünü bu maçta. Maç 2.5 üstü geldi fakat Chelsea tarafından goller gelmedi. Sheffield tarafından goller geldi. Bu Norwich City maçına baktığımız zaman zaten son 3 maç, 2 tane maçı zorlu yani. Liverpool ve Wolves maçı var Chelsea adına. Lampard maçı rahat bir şekilde kazanacaktır.
Bu maçta gol bahsine de gidebiliriz. Şu şekilde 4-5 gol veya 2-3 gol bahsine gidebiliriz. Fakat bir Chelsea alır 2,5 üstüne gitmek bence mantıklı diyerekten düşünüyorum ben. Son oynadığı maçlar berabere bitmiş kendi evinde 2018 yılında. 2019 yılına baktığımız zaman Chelsea 3-2'lik bir galip gelmiş. Fakat Norwich City'ye baktığımız zaman durumu hiç iyi değil. Pandemi sonrasında zaten henüz bir galibiyet alamadı. Pandemi sonrasında sadece bir gol atabildi zaten. Onu da baktığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. Bir golü de Watford'a karşı atmış. Onun dışında gol atamamış. Şunu söyleyeyim. MS1 2,5 şeklinde alabilirsiniz. 1,28 oranı var. Bence ideal kuponlarınıza koyabilirsiniz. Gol bahsi olaraktan da ben toplam gol 4-5 gol aralarında düşünüyorum bu maçın. 2,30 yüksek oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu orandan değerlendirebilirler. Sakat isimlere baktığım zaman şöyle Kante yok Chelsea tarafında. Başka diğerleri çok fazla önemli değil. Eksik değil. Norwich tarafına baktığımız zaman yine 3 tane sakatlığı süren oyuncu var. 3'ü de defans hattında. Bu yüzden Chelsea 4-0 veya Norwich karşılık verir mi bilmiyorum. Zor ama 4-0 veya 5-0 bir alacağını düşünüyorum. 4-5 golün oranı 2-30. Ama MS1 2,5 üstün kupon oranı da 1,30 gibi bir oranı var. İdeal şey kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz diyerekten bu maça geçiyorum. Diğer maçımız Atalanta maçı. Atalanta ben geçen hafta demiştim size hatta Juventus maçında ben bu maçı Atalanta kazanır demiştim. 90'da Juve penaltı attı. Yoksa Atalanta gerçekten Serie A'nın en formda takımı. Hatta Paris'le Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmesi var. Ben Atalanta'nın Paris'i eleyeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Gerçekten muazzam bir futbol oynuyor. Muazzam bir oyun. Takımda herkes oynuyor. Yani tek bir kişi üstünlüğü Ronaldo gibi mesela takımda Messi gibi isimler çok öne çıkmıyor. Her isimde bir marifet var yani. Herkes kendini gösteriyor bu maçta. Brescia'ya baktığınız zaman zaten 19. sırada küme düştü. Düşmesi garantileşmiş mi bakayım. Yok, daha bununla maç var Serie A'da. Garanti değil ama önünde Lazio gibi maçlar var. Önemli maçlar var. Son maçında Roma'ya 3-0 yenildi. Ben bu maçta da yine Atalanta'nın alacağını ve 2,5 üst biteceğini düşünüyorum. 1,25 gibi oranı var. Fakat yine de gol bahsini yönettiğiniz zaman ben bir bu maçta açıkçası çok fazla bir gol beklemiyorum ben. Brescia'nın son maçlarına baktığımız zaman da bu maçında ben 2-3 gol civarı bitebileceğini düşünüyorum. Veya 3 gol diye düşünüyorum. MS1 2,5 üst gelecektir diye düşünüyorum. Biraz daha risk almak isteyenler varsa 4-5 golü de gidebilir 2,20 orandan. Yine aynı şekilde Chelsea'ye gittiğimiz gibi risk yüksek oran isteyenler 4-5 golü de gidebilir 2,20 orandan. Dediğim gibi MS1 2,5 üst ilk tahminimiz 4-5 golde biraz şova kaçar 2,20 orandan değerlendirmek isteyenler, bahis almak isteyenler bu maçı alabilirler. Gelelim diğer maçımıza arkadaşlar. Bu maç hakkında sakatlık var mı diye Atalanta'da bir sakatlık yok. Brescia'ya baktığımız zaman Bissoli ve Kistana sakat. Biri defans, biri orta saha. İki tane sakatlı. İkisinin de birer golü var. Orta saha defans oyuncuların. Bu maçı geçiyorum. Diğer maçımız Luton maçı. Bu maç önemli bir maç. Bu maça biraz güvendiğimi söylemek gerekir. 2-10 gibi oranı var. Ev sahibine vermenizi önereceğim. Çünkü baktığımız zaman Luton tam takımı 44 puanla kümeyi oynuyor. Bu ligde gerçekten herkes puanı birbirine yakın. Öyle 10 numara bir lig olduğunu söyleyeyim ben size. Baktım bir sürü maç vardı. İngiltere'den, hepsi aynı ligden ama Luton maçını seçtim. Çünkü en daha garanti gördüğüm bu. Çünkü son maçında galip gelmesini bildi. 2-0 gibi bir skorla galiba hatırlam. Aynen öyle 2-0'lık skorla galip gelmesini bildi. Deplasman'da biraz düşüşe geçti. Son iki maçında gol dahi atamadan yenildi. Bu maçta bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Kümeden çıkmak için galip gelecektir diye düşünüyorum. 44 puanı var. 7 gol sayısı fazla fakat son zamanlarda ligden çıkmak için son iki maçında da puan almasını bildi. Özellikle pandemi sonrasında biraz daha çıkış göstermesini bildi yani öyle söyleyeyim. Sadece bir tane maç yenildi pandemi sonrasında. Bu maçta da bir galibiyet bekliyorum. Macera aramayın direkt MS1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 2-10 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler buna da değerlendirebilirler. Dediğim gibi bu 3 maçı veriyorum. Şöyle maçtan üstünden geçtiğim zaman Chelsea MS1 2,5 üst dedik. Fark biraz daha yüksek orandan almak isteyenler varsa 2-30 gibi yüksek orandan 2-4-5 gol dedik. Aynı şekilde Atalanta'ya dedik. MS1 2,5 üst dedik. Yine fantezi arayanlar varsa biraz yüksek orandan 4-5 gol dedik. Luton Town maçına ise direkt MS1 2-10 orandan ben geleceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Bu 3 maç değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Kimseye silah zoruyla ben iddia oynatmıyorum.
beğeniyorsanız, sizin de kafanıza yatıyorsa, zaten analizleri videonun amacı analizleri de anlatıyorum. Kafanıza yatıyorsa kendiniz oynayın, değerlendirin. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu 3 maç dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Kanala abone değilseniz, abone olursanız, videoya da like atarsanız sevinirim. Başka bir isteğim yok. Herkese başarılar.